Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir Teknohayat bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte birçok farklı teknolojik yeniliği hep birlikte keşfedeceğiz. Peki bu bölümde neler var? Sizler için kısaca özetlemek istiyorum. Yeni nesil bir dizüstü bilgisayar modelini inceliyoruz. Özellikle büyüyen ekranlar sayesinde kullanıcılara önemli avantajlar sunulmaya başlandı. Aynı zamanda yeni bir akıllı telefon modeline göz atacağız. Bu modelin de oyun odaklı olduğunu belirtmek istiyorum. Daha pek çok yenilik bu bölümde yerini alacak. Birazdan sizlerle birlikte tabii ki bu yeni nesil teknolojileri keşfedeceğiz. Ancak geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz gelin bu gelişmeleri de kısa bir göz atalım. UFO'lar sadece uzaylılar için mi? Tabii ki değil. İnsanlar için de bir UFO geliştirildi. Yanlış duymadınız. İsmi UFO Evitol. Dünyanın ilk elektrikli dikey kalkışlı ve insanlı uçabilen uçan dairesi olarak tanıtılıyor. 12 pervane motoruna sahip olan model hem karaya hem de suya iniş yapabiliyor. 15 dakikaya varan uçuş süresiyle 200 metre gibi bir irtifaya ulaşabiliyor. Hızı da saatte maksimum 50 kilometre. Henüz denemeleri yapılıyor. Keşke olsa da uçsak demeden yapamıyorum. Malumunuz yaz ayları geldi ve sivrisineklere gün doğdu maalesef. Ne zaman açık bir yerimiz kalsa hemen ısırmak için sivrisinekler harekete geçiyor. Kremlerle korunmaya çalışıyoruz ama nafile. ABD'li araştırmacılar ise sivrisinek ısırıklarına karşı zırh işlevi gören bir kumaş geliştirdi. Tülden bile daha ince olan bir tasarıma sahip olan yeni nesil kumaş teninize deyim yerindeyse yapışıyor. Özel bir örme tasarımıyla geliştirilen kumaş bu sayede sivrisinek ve hatta diğer ısıran böceklerden bile koruyor. Kesin buna sahip olmalıyım diyebileceğiniz bir ürünle sizi tanıştırmak istiyorum. Sırt çantanıza sığabilen şişme bir bot. Yanlış duymadınız. GoBot 2.0 adındaki yeni nesil bot katlanarak sırt çantanıza sığabiliyor. Kamplarda, sahilde veya balık tutarken kullanabileceğiniz bir model. Hatta üzerinde küçük bir motoru da var. Üzerindeki trol motoruyla suda saatte 8 kilometre hızla gidebiliyor. En güzel yanlarından biri ise soğuk saklama alanı. İçecekler ve tuttuğunuz balıkları bu alanda saklayabiliyorsunuz. Modelin ağırlığı ise yaklaşık 25 kilogram. Gerçekten bu ürüne çok bayıldım. Teknoloji dünyasındaki kısa gelişmeler bu şekildeydi. Bölümümüze tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu bölümde sizlerle birlikte yeni nesil akıllı telefon modellerine de bir göz atmak istedik. Özellikle malumunuz yaz ayları geldi. Dolayısıyla daha fazla eğlence içeriklerini tüketmek istiyoruz. Filmler izlemek istiyoruz veya oyun oynamak istiyoruz. Peki bu döneme uygun acaba akıllı telefon modelleri neler var diye bir sorduk. İki farklı model karşımıza çıktı. Poco F5 serisi. Bu modeller Türkiye'deki kullanıcılarla daha yeni buluştu. Biz de bu modelleri sizlerle birlikte incelemek istedik. İsterseniz şöyle yapalım. Bu modellerden bir tanesi Pro model, yani Poco F5 Pro modelle incelemeye başlayalım. Tabii ki oyun demek, eğlence içeriklerini tüketmek demek, performans demek. Bu yüzden biz de bu modeli incelemeye performans özelliklerinden başlamak istiyoruz. Bu modelin öncelikli olarak işlemcisinden ve chipsetinden başlayalım. Snapdragon 8 Plus Gen 1 adında bir işlemcisi yer alıyor, bir chipseti yer alıyor. Bu chipset sayesinde hem GPU yani grafik işlemcisi hem de CPU yani normal işlemcisinde %30'luk bir pil performansına yansıyan azalma söz konusu. Yani daha az güç tüketiyor diyebiliriz. Aynı zamanda tabii ki bunların şöyle bir faydası da var. Yapay zeka bu modellerin içinde, yani bu chipsetlerin içinde artık bir yapay zeka modülü de var. Peki bu modülde nasıl bir performans artışı var? Onda da %20 güç verimliliği yakalanmış ve sağlanmış durumda. Tabii performansı direkt olarak olumsuz etkileyen konu başlıklarından bir tanesi de chipsetlerin ısınması karşısında performans kaybetmesi. Dolayısıyla telefon ısınması da diyebiliriz. Tabii bu modelde bunu engellemek için önemli bir teknoloji bulunuyor. Liquid Cool teknolojisi 2.0 adında bir teknoloji var. Bu gerçekten ısı dağılımını çok iyi bir şekilde yaparak işlemcilerin, chipsetlerin ısınmasını engelliyor. Tabii ki bu da sizin performansınızın arttırılması anlamına geliyor. Yani siz eğlence içeriklerini tüketirken veya oyun oynarken telefonunuz ısınmadan en yüksek performansla uzun süreler boyunca çalışabiliyor. Bunlar da dikkat çeken özelliklerden bir tanesiydi. Tabii ki bu içeriklerden bahsederken, yani eğlence ve oyun içeriklerinden bahsederken Ekrana da mutlaka değinmek gerekiyor çünkü bu modelde 6.67 inçlik bir ekran yer alıyor ve üzerindeki ekran teknolojisi ise WQHD Plus AMOLED bir ekran. Bu ekranın en büyük özelliklerinden bir tanesi de 120 Hz'lik tazeleme oranına sahip olması. Bu yüzden de bu da bizim dikkat çektiğimiz konulardan bir tanesi. Tabii bir de parlaklıktan da bahsetmek lazım. Parlaklık da nit değeri olarak bizlere sunuluyor. Bu modelde 1400 nit'lik bir ekran parlaklığı söz konusu. Tabii ki bu da daha canlı renkler, daha iyi bir içerik anlamına geliyor. Bu yüzden de bu ekranın özelliklerinden de bahsetmek istedik. Bir oyuncunun veya bir film severin en fazla beklediği konu başlıklarından bir tanesi de tabii ki şarj performansı. Yani bataryam uzun gidiyor mu, telefonum hızlı şarj oluyor mu? Üzerinde 5160 mAh'lik bir bataryası yer alıyor. Bu sayede bir gün boyunca aslında telefonunuzun şarjı size yetebilir. Peki hızlı şarj konusunda nasıl özellikleri var? Hemen onları da sizlerle paylaşayım. Üzerinde 67 Watt'ı destekleyen turbo şarj özelliği var. Bu sayede sıfırdan %50 şarja 15 dakikada bu model şarj olabiliyor. Yani oldukça hızlı bir şarj teknolojisinden bahsediyoruz. Ve arkasına isterseniz bir bakalım. Arkasında da üçlü bir kamera sistemi yer alıyor. Bu kameralardan bir tanesi 64 megapiksel, o da ana kamera. Aynı zamanda bu kameralarda optik görüntü sabitleme ve elektronik görüntü sabitleme özellikleri yer alıyor. Yani sizin elinizin titremesinden videolar ve fotoğraflar etkilenmiyor. Daha net görüntüler çekebiliyorsunuz. Bu arada bu modelin de aynı zamanda 8K video çekebildiğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Fotoğraf performansı da yine yapay zeka ile, biraz önce bahsettik, yapay zeka ile destekleniyor. Bu modelin özellikleri bu şekildeydi. Bu Pro modelde. Bir de isterseniz Poco F5 modeline göz atalım. Hemen F5'i inceliyoruz. Bu modelde yine hem performans ön planda tutuluyor hem de ekran teknolojileri ön planda tutuluyor. Peki ne gibi özellikleri var? Hemen hızlıca sizlerle birlikte bakalım. Bu modelin işlemcisi Snapdragon 7 Plus Gen 2 adında bir işlemci. Bir önceki nesle göre %31'lik bir performans artışı söz konusu bu modelde. Aynı zamanda tabii şundan da bahsetmek lazım. Biraz önce sizlerle Liquid Cool teknolojisi 2.0'dan bahsetmiştik. Yani çok daha iyi bir soğutma teknolojisinden bahsetmiştik, ısıtıcı dağıtma teknolojisinden bahsetmiştik. Bu modelde de yine bu özellik yer alıyor. Yani telefonunuz performanslı kullanım esnasında ısınmıyor ve performansını korumaya devam ediyor. Hemen isterseniz ekranına bakalım. 6.67 inçlik Flow AMOLED nokta ekran teknolojisinin kullanıldığı bir ekran var. Bu ekranda çerçeve incelikleri de ön planda tutulmuş. 2.22 mm'lik bir çerçeve inceliği var. Bu da tabii ki sizin içerikleri daha ince bir çerçevede görmenizi sağlıyor. Bu da yine öne çıkan özelliklerinden bir tanesiydi. Modelin hemen isterseniz arkasına bakalım. Arkasında yine üçlü bir kamera sistemi bizi karşılıyor. Bu kameralardan ana kamera olan 64 megapiksellik çözünürlüğe sahip ve biraz önceki modelde, yani F5 Pro modelinde olduğu gibi bu modelde de optik görüntü sabitleme ve aynı zamanda elektronik görüntü sabitleme özellikleri mevcut. Bu model 4K video çekebiliyor. Pro modelinde 8K video çekilebildiğini paylaşmıştık. Bu modelde 4K çözünürlükte videolar çekebiliyorsunuz. Hemen bir de bataryaya bakalım çünkü hızlı şarj özellikleri konusunda da bu modelde oldukça iddialı özelliklere sahip. 67 Watt'lık turbo şarj özelliği var. Bu sayede sıfırdan tam dolu bataryaya 46 dakikada ulaşabiliyor. Gerçekten bu da performanslı bir şarj anlamına geliyor. Poco F5 ailesinin özellikleri bu şekildeydi. Oyun oynamayı, eğlenceyi ön planda tutan iki modeli sizlerle birlikte inceledik. Bu tip yeni akıllı telefon modelleri elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmaya ve keşfetmeye devam edeceğiz. Üretkenlik günümüzün en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Yani şundan bahsediyorum. Harcadığınız zaman ve emek karşısında artık daha iyi sonuçlar almaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten zaman çok kıymetli ve bu konuda da mobilite öne çıkıyor. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tablet gibi pek çok cihazı bu konuda örnek gösterebiliriz. Pandemi süreciyle birlikte de aslında şu oldu. Artık her noktadan çalışabilmeye başladık. Yani uzaktan çalışma dönemi, hibrit çalışma dönemi gerçekten bizim için çok önemli oldu. Ve bu dönemde de öne çıkan ve yıldızı parlayan en önemli önemli cihazlarımızdan bir tanesi, aygıtlarımızdan bir tanesi de laptoplar oldu. Yani dizüstü bilgisayarlardan bahsediyorum. Biz de elimizde geçen yeni nesil modelleri sizlerle birlikte keşfetmeye çalışıyoruz. Hatta bu anlamda da geçen haftalarda San Francisco'ya gitmiştik, Silikon Vadisi'ne gitmiştik ve yeni bir modeli sizlerle birlikte hızlı bir şekilde WWDC'de Apple'ın yeni modelini incelemiştik ve o model sonunda elimize ulaştı. Ve şimdi bu bölümde sizlerle birlikte bu modele hızlıca bir göz atacağız. Bu modelin ismi MacBook Air ama bu MacBook Air farklı bir Air çünkü üzerinde 15 inçlik bir ekran var. Hemen şöyle bir kaldırıp size göstermek istiyorum. Oldukça büyük bir ekrana sahip. Dolayısıyla bu da kullanıcılara aslında pek çok farklı avantaj sunuyor. Daha önceki model 13 inçlik bir MacBook'tu. Bu ise 15 inçlik bir MacBook. Hatta 15.3 inçlik bir MacBook. Peki bunun nasıl bir faydası var? Şöyle bir faydası var. Hemen size bir ekranı da açayım. Artık içeriye daha fazla hakim olabileceğiniz bir modelden bahsediyoruz. Şu ana kadar MacBook Air'lar genellikle daha küçük ekranlarda geliştirildi. Yani 11 inç vardı, 13 inç vardı. Şimdi ise 15.3 inçlik bir modelle karşımıza çıktı. Şimdi peki neler yapabiliyorsunuz? Öncelikli olarak modelin birçok farklılığı var ama bu modelle neler yapabiliyorsunuz? Tabii ki ekranı büyük. Ekranı büyük olduğu için biraz önce bahsettim. İçeriye hakim oluyorsunuz. Peki nasıl içeriye hakim olabiliyorsunuz? Aynı ekran üzerinde pek çok farklı işlemi daha rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tabii bunun da pek çok farklı noktada avantajı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de örneğin sunum hazırlıyorsunuz. Sunum hazırlarken daha önceki modellerde ekran ölçeğini %100'e getirdiğinizde ekrana sığmayan bir içerikten bahsediyorduk. 75'e düşürdüğünüzde ise yazıları okuyamıyordunuz. Yani oldukça küçük yazılar oluyordu. Ekran da küçük olduğu için artık oldukça zorluk çekmeye başlıyordunuz. Şimdi ise %100 yaparak ekrana bu içeriği sığdırabiliyorsunuz ve dolayısıyla içeriye hakim oluyorsunuz. Tam olarak da bundan bahsediyorum. Yani ekran daha geniş, daha uzun. Dolayısıyla bu da kullanıcılara önemli bir üretkenlik avantajı sunuyor. Sekme arasında gezmenize gerek yok. Sadece tek ekrandan pek çok işinizi aynı anda halledebiliyorsunuz. Bu önemli bir avantaj. Ekranın büyümesiyle birlikte dikkatimi çeken başka bir özellik daha oldu. O da aslında bilgisayarınızı kontrol ettiğiniz alan. Yani multitouch dokunmatik alanı olarak da bunu ifade edebiliriz. İzleme dörtgeni olarak geçiyor. Bu alanda büyümüş durumda. Bu da tabii ki kullanıcıların laptoplarını daha iyi bir şekilde kontrol etmesini sağlıyor. Diğer özellikleri peki neler? Hemen ondan da bahsetmek istiyorum. Üzerinde M2 adında bir chipset var. Bu chipset Apple'ın özellikle kendi geliştirdiği bir chipset olduğu için yazılımla yani macOS işletim sistemiyle oldukça iyi bir şekilde anlaşıyor. Tabii ki bu da üst düzey bir performans demek. Nasıl bir performans demek? Bir önceki nesil olan chipsete göre yani M1'e göre 1.4 katlık bir hızdan bahsediyoruz. Yani bu da kullanıcıya performans olarak dönüyor. Tabii bu performans artışı pili nasıl etkiliyor? Tabii ekranın da büyük olduğunu düşünecek olursak bir önceki modele göre. Peki acaba bataryanın şarj ömrüne kadar gidiyor? Tek şarjla 18 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor. Yani bu da gerçekten kullanıcının yine hayatını kolaylaştıran özelliklerden bir tanesi. Yani bir gün boyunca aslında hiç şarja takmadan bu modelle işlerinizi halledebiliyorsunuz. Eğer öğrenciyseniz projelerinizi, ödevlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu da yine öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Bu modelde bir önceki modelden farklı bir özellik daha var. O da altılı bir hoparlör sistemine sahip olması ve bu hoparlör sisteminde de Dolby Atmos ses teknolojisi yer alıyor. Yani uzamsal ses adında bir deneyim var. Yani sizi saran bir ses deneyimden bahsediyoruz. Bu modelde de böyle bir özellik var. Bu da yine kullanıcıların deneyimini farklılaştıracak bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak güvenlik özelliklerine değinmek istiyorum. Daha önceki modellerde olduğu gibi bu modelde de yine parmak izi okuma sensörü Touch ID yer alıyor. Bu sayede bilgisayarınızın güvenliğini artırabiliyorsunuz. Şifre girerek değil, parmak iziyle bilgisayarınızı açabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda uygulama da satın alırken yine şifre girmenize gerek kalmıyor. Parmak izinizi şuradaki alana dokundurmanız yeterli oluyor. Bu sayede güvenliğiniz de artmış oluyor. Gördüğünüz gibi mobilite dedik, üretkenlik dedik ve bu konuda da yeni çıkan modelleri sizlerle keşfetmeye çalıştık. Yeni modeller elimize ulaştıkça sizlerle birlikte keşfetmeye, özelliklerine bakmaya devam edeceğiz. Teknolojiyle sanat bir araya gelince umut doğuran projeler ortaya çıkıyor. Özellikle yaşadığımız deprem felaketinden sonra bunun etkisini çok daha fazla görmeye başladık ve bunun sonucunda da aslında pek çok farklı proje hayata geçti. Bu projelerden birisini konuşacağız bu bölümde. Çok değerli bir konuğum var. Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Hanım yanımızda. Merhaba Banu Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz. Gayet iyiyiz. Çok teşekkürler. Banu Hanım, ben şöyle başlamak istiyorum. Gerçekten teknolojinin etkisi, daha doğrusu e-ticaretin etkisi çok fazla öne çıkmaya başladı bu tip projelerde. Öncelikli olarak şöyle başlayalım bence. Nasıl bir proje hayata geçirdiniz? Biraz detaylarından bahseder misiniz bize? Elbette, memnuniyetle. Öncelikle biraz önce belirttiğiniz gibi umut çok gerekli. Özellikle bu dönemde depremden sonra hem bize hem de depremden etkilenen ve eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalabilecek gençlerimize umut olmak. Evet. İşte buradan bu felsefeyle yola çıktık. Değerli sanatçılarımızın da katkılarıyla birçok illüstrasyon eseri ortaya çıktı. Hep konusu umut. Evet. Ve bu eserler biraz önce bahsettiğiniz gibi teknolojiyle iç içe bir e-ticaret şirketinin desteğiyle aslında satışa sunuldu. Oradan toplanacak, satılacak ve toplanacak bütün kaynaklarda da biz de yüzlerce gencimize umut olmayı hayal ediyoruz. Peki bu eserleri nerede görebiliyoruz? Satın aldıktan sonra tamamen bu gelir depremzede çocuklara mı acaba iletiliyor? Elbette, kesinlikle bütün zaten senaryoda bu. Bizim beraberce bu yola çıktığımız Trendyol firması dedik ki biz burada hiçbir gelir hedeflemiyoruz. Dolayısıyla sanatçıların bağışladığı sanat eserlerini alışverişle alanların verdikleri bütün paralar eğitime kanalize edilecek, bize gelecek ve biz de birçok evladımıza burs olarak sunacağız ve böylece de eğitimleri yarıda kalmayıp tamamlanacak. Birçok proje hayata geçiriyoruz bu dönemde. Bu da bizim çok heyecanlandığımız, çünkü içinde umut var. Kalpten kalbe dedik projenin adına da. Evet. Böyle bir kalpten, ki gerçekten birçok kalpten, çünkü bir taraftan sanat eserlerini alanların iyi niyeti var. Bir tarafta tabii bu şirketin, e-ticaret şirketinin koyduğu iyi niyet var ve elbette aracı olarak biz de bu bütün bu kalpten kalbe iyilikleri öğrencilerimize, özellikle de afetten etkilenen öğrencilerimize iletmeyi görev edindik. Evet, gerçekten çok önemli bir görev. Biz de program olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu tip projelere yer vermeye çalışıyoruz. Şunu da merak ediyorum ben. Türk Eğitim Vakfı olarak sizin buradaki farkınız ne? Nasıl bir fark yaratıyorsunuz acaba? Harika bir soru. Şöyle anlatayım. Şimdi evet, gerçekten bu farkla eğitimlerini tamamlayabiliyor gençler. Ama biz bununla yetinmedik. Acaba dedik, üniversite eğitimini tamamlayanla TEV katkısıyla tamamlayan arasında ne kadar bir fark var? 3000 kişilik bir grup oluşturduk. Hemen hemen aynı sosyoekonomik kültürden gelen gençler. İzninizle buradan okumak da istiyorum. Kadın grup, genç kadınlar ve hayatından memnun olma oranı, üniversiteyi bitirmiş ama TEV'den burs almadan bitirenlerde %57 iken, TEV katkısıyla mezun olanlarda %76. Düşünün, sadece TEV bursuyla üniversiteyi bitirmek %20 daha mutlu ediyor insanları. Evet. Neden? Elbette hemen aklınıza ne fark yaratıyorsunuz var. Şimdi burada özellikle öğrencilerimizle biz birebir yaptığımız görüşmelerde hep şunu duyuyoruz. Ailelere bir miktar destek olsa da bu destek ancak onların yaşam ihtiyaçlarını karşılıyor. Evet. Ama üniversite demek sosyalleşmek demek, etkileşim, aslında biraz daha kültür, sanata ilgi duymak demek, kesinlikle onlardan faydalanmak, onlardan beslenmek demek. TEV'li öğrenciler buna biraz daha fırsat bulabiliyor görebildiğimiz kadarıyla ve o da hem kendilerine güveni artırıyor, biliyorlar ki TEV onların arkasında ve eğitimlerini tamamlayabilecekler. Hem de o gelen kaynakla işte böyle biraz daha sosyal taraflarını genişletebiliyorlar ve elbette biraz daha mutlu olabiliyorlar. Harika. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli bir görev üstlendiniz. Ben de bir teknoloji meraklısı olarak sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. Bakalım Çin'de nasıl yenilikler var? Hep birlikte keşfedeceğiz. Depremleri önceden bilebilmek tüm dünyanın çözüm aradığı ortak bir sorun. Çin, 2008 yılında meydana gelen 8 büyüklüğündeki Wenchuan depreminin ardından dünyada en geniş alanı kapsayan deprem erken uyarı ağını kurdu. Söz konusu erken uyarı sistemi, Chengdu Yüksek Teknoloji Endüstriyel Kalkınma Bölgesi'nde yer alan Care Life Enstitüsü tarafından geliştirildi. Merhaba Bay Wang, öncelikle Çin'deki deprem erken uyarı sistemi hakkında bilgi verir misiniz? Dünyada en geniş alanı kapsayan deprem uyarı sensör ağı kuruldu. Bu ağ 660 milyon kişiye hizmet sağlıyor. Bir bölgede büyük bir depremin yaşanmasından önce bölge halkı telefon, televizyon veya hoparlörlerden uyarı alabiliyor. Deprem erken uyarı sisteminin çalışma prensibi nedir? Çin'de başarılı olarak uygulandığı örnekler var mı? Deprem erken uyarı sistemi temel olarak radyo dalgalarının sismik dalgalardan daha hızlı olduğu prensibine dayanarak çalışıyor. Bir yerde deprem yaşanırken henüz sismik dalgalardan etkilenmemiş alanlarda yaşayan sakinlere ve fabrikalara sensör ağı aracılığıyla uyarı yapılıyor. Türkiye'de gelecekte benzer bir sisteme sahip olursa, Şubat ayındaki depreme benzer büyüklükteki bir sarsıntıdan 30 ila 60 saniye önce halkı uyarma olasılığına kavuşacak. Söz konusu erken uyarı sistemi, Çin'de şu ana dek 77 yıkıcı deprem için erken uyarı verdi. Enstitü tarafından sağlanan deprem uyarı cihazları, Türkiye'de Şubat ayında meydana gelen depremlerden sonra önemli rol oynadı. Bu konuda ayrıntıları verir misiniz? Türkiye'deki depremlerden 3 gün sonra erken uyarı cihazlarımız Çinli ekiplerle deprem bölgesine ulaştırıldı. Cihazlar 3 kez artçı sarsıntılar öncesinde erken uyarı verdi. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 14 Haziran'da Care Life Enstitüsü'nü ziyaret ederek enstitü yetkilileriyle Çin'le Türkiye arasında deprem, sel, heyelan ve orman yangını gibi afetlere karşı erken uyarı alanında işbirliği olanaklarını görüştü. Bu alanda Çinli dostlarımızın da çalışmalar olduğunu biliyoruz. Gidip bir görelim, kendilerini ziyaret edelim, dinleyelim. Belki bu kanal üzerinden de başka işbirliği alanları açma fırsatını buluruz. Düşüncemiz buydu. Türkiye'deki muhataplarla bir araya gelmelerini önerdim. Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.